kişi için. Kola markası 7-8'ler seviyesinde önemli ama yani çalıştığı banka 5'ler seviyesinde. Tabii. Kredi kartı belki 6'lar seviyesinde. Çünkü çok da değil. Ya bankalar çünkü öyle bir enstrümanla tüketicisinin karşısına geçiyor ki anında switch edebiliyor bankasının tüketici. Yani çok iyi bir oranla kredi verdiğinizde tüketici evet benim bankam şu banka diyebilir ama gidip 5 dakika içerisinde öbür bankadan kredi alabilir. Bunlar o yüzden iletişimi çok daha önemli hale getiriyor. Ve iletişimdeki sürekliliği çok daha önemli hale getiriyor. Vakıfbank'ta bir dönem bir suskunluk vardı. O birazcık pazar payında gerileme evet. sağlamış olabilir ama mesela geçen sene kimsenin bilmediği bir şey ama geçen sene Vakıfbank'ın sizlerin yanlış hatırlamıyorsam anlattığı kadarıyla kredilerde en iyi performans gösteren, en çok kredi veren bankalar arasında. Hala öyle. Daha bence daha da iyidir şu anda reklamlardan sonra. Dolayısıyla aslında performansta çok başarılı bir banka var önümüzde. Altyapısı inanılmaz bir noktada. Yaygınlığı günden güne gelişiyor. Şube sayısı artıyor, ATM'ler artıyor. İnternet bankacılığında inanılmaz yatırımları var, inovasyonlar yapılıyor. Evet. Ama tüketiciyle sadece o duygusal bağı, yakınlığı kurma anlamında bence bir adım öne geçiyor şu anda. Bir hedef kitleden de alacaktır. Kesinlikle. Bu kampanyalarla. Yani şu anda zaten müşteri kitlemiz bizi beğeniyor ve kullanıyor. Bizim amacımız olan, evet yeni evet. hedef kitlelere ulaşmak. Pastadan hani evet. dediğimiz gibi evet. diğer tabii. hedef. Hı-hı. Zihin payından kaparken evet. tabii ki pasta payında. Pastadan biz, da evet. Biz iletişimler zihin payı diye düşünüyoruz onu daha. İnşallah başarırız. Çünkü bir daha program olursa başaramasak Aslan Hanım katılır biz de artık evden seyrederiz. Evet şu an kesinlikle. O kadar biraz sert. Peki bankanın yeni dönemde mesela böyle bir sosyal sorumluluk gibi yani sporu bir kenara koyuyorum yani çünkü o çok güncel bir şey de hani böyle bir şeyler düşünüyor musunuz? Şöyle şeyler yaptık. Nasıl? Mesela bilgisayarlarımız vardı elimizde olan. Federasyonun da bir tane voleybol okulu var Ankara'da. Mesela onlara bu bilgisayarları verdik. Onlarla böyle bir çalışmamız oldu. Yakında da zaten hani onun bir toplantısını yaparız diye düşünüyoruz. Şampiyon olsunlar, bu işler olsun. Genelde biz voleybola destek olduğumuz için o alanda devam etmeyi düşünüyoruz. Ama zaten evet. Vakıfbank'ın vakıflardan geldiğini biliyoruz ve vakıf evet. aslında zaten bir sosyal sorumluluk. Tabii. Kökü yüzyıllar öncesine dayanan. Ama ismini saklamamak lazım. Tabii yani. Tabii. Tabii. Evet. Ya onu yapıyorum. Çok yoğun yapıyorlar. Hiç söylemeyiz. Söylemeyiz. Evet. Peki kampanyanın süreci nasıl? Yani ne zamana kadar planlıyorsunuz? Yıl sonu mu? Veya yeni yılda yeni bir değişiklik var mı? Yani şimdi biz yıl sonuna kadar zaten bu kampanyalar bu süreç devam yıl sonuna edecek. Kadar gidecek. Evet. Ama ondan sonra da kesintisiz iletişim yapmak hedefimiz. Çünkü buna ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Peki konsept ne olacak? Yani halden anlamayı uzun yıllar devam ettirmek evet, aslında hedefimiz. Aslında biz bir sistemimiz var. Bizim yani daha önce hazırladığımız 200 senelik bir plan var aslında elimizde. Evet. Şu anda o plana doğru gideceğiz. Halden anlamı kavramı yani ana eksen her zaman orada kalarak onun etrafında görmeyi düşünüyoruz. Yani halden anlamayı halden anlıyoruz yani. Diye evet. ortaya koyduğunuzda çok geniş de bir çok vizyon, geniş bir vizyon yani. Ve kavram yaşatmak gerekiyor. Evet, onu her noktada işte kredilerde alternatif dağıtım kanalı dediğimiz internet, mobil bankacılık, ATM'ler oralarda daha onlar da başlayacak evet, daha dışından. Evet, evet. KOBİ bankacılığında işte deminden beri bahsettiğimiz kredilerde bunların hepsinin içerisinde tüketicinin deneyimlemesini istiyoruz. Yani biz sadece söylediğimizde o istediğimiz banka olamayız. Yani iletişimin tabii. en büyük zaten şeyi hı-hı. söylersiniz ama ürün de o performansı sergilerse ondan sonra tüketici de o deneyimi yaşadığında söylediğinizle örtüşüyorsa o zaman tadından yenmez diyelim. O zaman gerçekten iş çalışır. Ama şubelerden şöyle tepkiler geliyor. Diyorlar ki müşteriler gidiyormuş. Hadi halimizden anlayın bakalım. Şimdi artık herkesin ağzında bu dolanmaya güzel ama başladık. Olsun o. Yani artısı şey. Eksisiyle tabii. En azından bir iletişim kurma şeyi. Yönetim kurulu şifresi. Üyelerimizi arıyorlarmış. Halimizden anlıyordunuz. Biz hangi şubeye gidelim ne oldu falan diye. Bu bizim için çok iyi oluyor. Tabii güzel bir şey. Yani ağzın ağza bunun dolaşıyor olması da iyi bir şey. Çıtayı da yüksekte evet. tutuyor herkes evet. için. Yani çalışanlara da büyük bir sorumluluk düşüyor tabii. Yani gerçekten sizin, halden anlamak zorundayız artık. Geçen gün ziyaretinize geldiğimizde ciddi bir de kurumsal iletişim kadronuz var. Var evet. 22 kişi çok dinamik bir kadromuz var gerçekten. Ankara İstanbul ekibi beraber çalışıyoruz. Ve hepsi de
yani bankadan geliyorlar. Bankanın içinden gelen arkadaşlarımız. O yüzden de bankanın ruhuna çok hakimler. Çok güzel işler yapıyoruz. Yani herkes bir şekilde bu kampanyaların hepsinde taşın altına elini koyuyorlar. Ve ben böyle bir ekip çok az bulunur. Şimdi ben görüyorum yeni çocuklar böyle değiller. Bu çocuklar da gençler ama. Yeni çocuklar bunlar. Yani yeni jenerasyon reklamcılar falan öyle değiller. Ama bizim çocuklarımız gece gündüz çalışıyorlar ve eğer iş olmazsa neden iş yok falan diye. Ben hiç böylesini görmedim, çok şaşırıyorum. Ya diyorum, nasıl, bir dakika, çocuklar yeni kampanya yok mu, bir şey yapmıyor muyuz falan diye geliyorlar. Ve eğitime çok açıklar. İşte sağ olsunlar ajansa gidiyorlar, onlardan eğitim alıyorlar. Çok iyi, çok iyi. Medya eğitimleri alıyorlar. Hani bunlar çok avantaj. Vakıfbank bu anlamda da çok destek oluyor. Personel acayip çok fazla yatırım yapıyor. O da çok önemli, çok bir şey önemli. Tabii ki. Vallahi bir saat su içinde akıp geçti. Yani bir sürü de konuşacağımız şeyler vardı. Peki son söyleyeceklerinizi alalım. Neler düşünüyorsunuz? Hem ajans olarak hem müşteri genel anlamda yani. Vallahi, son mesajları. Bu hazırlamamış. Hazırlamamız yerden. Çok güzel şeyler düşünüyoruz. Ajans şu dakikada güzel bitiyor diye hesaplıyorum. Valla Vakıfbank hani öncelikle bizi seçtiğiniz için, sizler de bizi programımıza davet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Eylemlerimiz devam edecek bankamız adına. Çünkü atacak çok kurşunumuz var, çok çalışıyoruz, hedefler büyük. Elini taşın altına birey olarak teker teker koyan bir ekip var orada. Onların uyumaması bizim de uyumamamız anlamına geliyor. Onlar uyumazken biz de uyuyamıyoruz maalesef. Yol ve bizden çok çekiyor ama estağfurullah, çocuğunu bile uyutamıyor o yüzden. Şimdi hemen yanına gideceğim. Evet. Ama çok mutluyuz çünkü çok dost çalışıyoruz. Yani o çok önemli. Dost var, ajans evet, dost da onlar kendileri. Hakikaten çok sıcak çalışıyoruz. Ekip olarak çalışıyoruz. O yüzden performansımız inanın sabaha çok kadar çalışsak düşmüyor. O anlamda da uyumlu bir ekibiz. Evet, Deniz Hanım ve İsmail Bey var ajansta. Bir de Birol Bey ve Murat Bey, yani gerçekten bizde yaşıyorlar. Onların da masaları var bizim orada. Hı. Beraber çalışıyoruz. Çok iyi. Diğer 56 kişi de. Evet, onlar selamları var. Peki, evet, bir reklam arkasının daha sonuna geldik. 10. programımızı bitirdik. Gelecek hafta reklamcılar ve reklamcı olmaya adayları ilgilendiren bir programımız var. Bugünün tekrarı saat 4'te, unutmayalım. Hepinize iyi geceler. Bir dahaki reklam arkasına görüşmek üzere.